Evet başkanım, 2014 yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildiniz. Seçimden sonra neler yaptınız çay değirmeninde? Şimdi her zaman diyorum ben, çıraklığını yapmadığımız bir işin ustalığını asla soyunmadık. İlk defa 2004 yılında göreve getirildim, 2004 yerel seçimleriyle. 2004 yerel seçimlerinden bugüne çay değirmenimizde gerçekten belediyecilik adına, belediyecilik hizmetler adına, farklı belediyecilik hizmetler adına birçok projeye imza attık. Yaptığımız projelerle de ilçelere, illere dahi örnek olduk. Şöyle bir bakıyoruz, göreve geldiğimizde çay değirmeni bir köy pozisyondaydı. Bugün çay değirmende illerde dahi yapılmayan, ilçelerde yapılamayan toplu kontun 3. etabı yapılıyor. Şu anda toplu kontun 3. etabının yapıldığı alandayız. Bununla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğim. Tabii ki 2004 yılında aday olduğumuzda %54 gibi bir oyla sandıktan çıktık. Vatandaşlarımızın teveccühü, desteğiyle. 2009 yılında yine çay değirmenli hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetleri takdir etti, beğendi. %57 oyla sandıktan çıktık, görevimize getirildik. 2014 yerel seçimleri gerçekten ülkemizde çok değişik çok değişikliklere sebep oldu. Mucize denilecek olaylar gerçekleşti. Kazanılması %100 görülen yerlerde seçimler kaybedildi. Tabii ki bunda 17 Aralık gibi, 25 Aralık gibi birçok etken rol aldığını düşünüyorum. Bizim yaptığımız hizmetler de 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, 30 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde %71 gibi bölge rekoru bir oyla tekrar göreve getirildik. Tabii ki bunda bizi yalnız bırakmayan, yaptığımız hizmetleri takdirle karşılayan çay değirmenli hemşehrilerimin, meclis üyelerimin, belediye personelimizin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman haddimizi, hukukumuzu bilerek, kimseyi kan dökmeden görevimize devam ettik, görevimizi yapmaya çalıştık. Zonguldak'ta AK Parti'mizden üst üste 3 dönem seçilen tek belediye başkanı ben varım şu an. Çay Değirmeni Belediye Başkanı, Çay Değirmeni'nin belediye başkanı var. Tabii ki bu her ne kadar övünç kaynağı olsa da biz isterdik ki diğer arkadaşlarımız da kaybetmesin, onlar da kazansın, birlikte Zonguldak'ımıza hizmet edelim isterdik. Ama vatandaşın tercihi, teveccühü 30 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde öyle tecelli etti. Bizler de 30 Mart'tan sonra başladığımız yerden çalışmalarımıza devam ettik. Beldemizin sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Ülkenin sorunları, Zonguldak'ın sorunları zaten belli. Şu an altyapı anlamında çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz çalışmasına başlandı beldemizde. Yine su ile ilgili, kanalizasyonla ilgili her ne kadar şu an beldemizde sıkıntı olmasa da bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra doğabilecek sıkıntıların giderilmesi adına projelerimiz yapıldı. İller Bankası'nca tasdik edildi. İşte ihale aşamasına getirildi artık. Yine beldemizin gelişmesi, büyümesi, planlı şehircilik adına toplu kontun çok önemli olduğunu inanıyorum. Planlı şehirleşmecilik adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten birinci etabını yaptık, 160+5 daire. İkinci etabında 192+6 daire. Üçüncü etapta ise 576 daire olarak ihalesi yapıldı. Bu proje içerisinde 576 daire, 24 derslikli okul, kapalı spor salonu, camisi, ticaret merkezi, alışveriş merkezi, altyapısı, üst yapısı, arıtma tesisi ve çevre düzenler olmak üzere modern bir şehir daha kuruyoruz. Bu gördüğünüz alanda inşallah 1,5 yıl sonra 2500 civarında nüfus yaşayacak. Benim göreve geldiğimde zaten çay değirmeni nüfusu 2200'lerdeydi. Şükürler olsun bugünkü nüfusumuz 5318. İnşallah 1,5 yıl sonraki nüfusumuzun da en az 8500 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Belediyecilik hizmetleri adına Çay Değirmeni Beldesi'nde herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın beklentilerine rahatlıkla cevap verebiliyoruz. Belediyemiz göreve geldiğimde ekonomik olarak çok sıkıntılıydı. Personel maaşlarını ödeyemeyen, sigortaya, vergiye, piyasaya, meclis üyelerine dahi borcu olan bir belediye devraldık. Bugün sigortaya, vergiye,
personele, piyasaya borcu olmayan bir Çaygirmeli Belediyesi var. Tabii ki bunun benim belediyenin içerisinden gelmemin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim 94-2004 yıllar arası belediyemizde 10 yıl bir memuriyetim var. Belediyede görev yapmadığım bir birikim kalmadı. Onun için şunu diyorum, çıraklığını yapmadığımız bir işin ustalığını asla soyunmadı. Göreve talip olurken gülmeyen yüzler gülecek, tütmeyen bacalar tütecek dedik. Gerçekten sanayi anlamında Çaygirmeni'mize çok büyük yatırımlar yapıldı. Bugün Çaygirmeni hudutlarında 1600 civarında çalışan var. İrili ufaklı 17 tane fabrika var. Avrupa'ya, dünyanın değişik yerlerine ihracat yapan bir yatırım şirketleri var. Beldemize geldiler, yatırım yaptılar. Bunu da biz belediyecilik birikimimizi ön plana çıkararak, hükümetimizin de çıkarmış olduğu 5084 sayılı yatırımcıya bedelsiz arsa tahsisi ile ilgili kanunu çok iyi değerlendirdik. Çay Değirmeni'ni marka yapacağız dedik, marka yaptık. Çay Değirmeni emin ellerde. Çay Değirmeni'nin yarınları şunu söylüyorum, gerçekten sıkıntısız günler bekliyor Çay Değirmeni'ni. Birçok beldeye bakıyoruz, nüfus her geçen gün düşüyor. Bu tabii ki İller Bankası'ndan gelen paramız bizim nüfusa göre geliyor. Ne kadar nüfusun varsa İller Bankası'nın o kadar gelen payı fazla oluyor. Biz de bunları hizmete dönüştürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız her hizmette vatandaşımızla istişare içerisindeyiz. Vatandaşı asla bir kenara koymamız mümkün değil. Bizim için zengin olmuş, boyunda kravat olmuş bunlar asla önemli değil. İnsan olsun, düzgün insan olsun, bunları mutlaka elinden tutuyoruz. Garibin, gurabanın, fakirin, fukaranın her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. İnsanlarımızın bizden istekleri nelerdir bunu biliyoruz. İnsanlarımız bizden olur veya olmaz ağzımızdan çıkacak sözün yerine getirilmesini istiyor. Kesinlikle biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bize yakışan da bu. İnsanların zamanını ümit vererek çalmak, oyalamak artık bize yakışmaz diyorum. Üçüncü dönem göreve gelmiş bir belediye başkanı olarak. Duruşumuz düzgün, yaptığımız hizmetler takdir ediliyor. İnşallah 2019 yılına kadar görevimin başındayım. 2019 yılına kadar beldemize belediyecilik hizmetleri adına neler yapılması gerekiyorsa bir bir yapılacaktır diyorum. Buradan Çaydemirmenli hemşerilerime, Zonguldaklı hemşerilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.